والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الله ذو الجلال سلام رحمة بركة مغفرة عافية هداية صيانة üzerinize olsun, üzerimize olsun. Ses anlaşılıyor mu? Teşekkür ederim. Okuduğum ayet-i kerimelerden bazılarını paylaşacağız inşallah. Kelamların en güzeli, sözlerin en mükemmeli kime ait olandır? Allah'a. Kelam sıfatının en büyük tecellisi bizim halk arasında kullandığımız bir ifade ile kelam-ı kadim, yani Kur'an-ı Hakim'dir. Vahyin en ekmel meyvesidir. Vahyi metludur. Yani tilavetiyle de emrolunduğumuz. Namazın rükünlerinden birisi, olmazsa olmazlarından birisi nedir? Kıraattır, okumaktır. Bu herhalde gazete okumak değil. Neyi okumaktır? Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'den mutlaka okunması halinde namaz namaz olur. Bu cümleden olmak üzere Fatiha suresi bütün rekatlerde okunması gereken bir sure-i celiledir. Ona bazı rekatlerde ilave okumalar yaparız. Buna da ne denir? Zamm-ı sure denir. Yani Fatiha suresine yapılan eklemeler demek. Diyelim ki Kafirun suresini okuduk. Sabah namazının sünnetini kılıyoruz. Birinci rekatte Fatiha, sonunda Kafirun suresi. İkinci rekatte Fatiha suresi, İhlas suresi gibi. Ama mutlaka Kur'an'dan okunması arz olandır ve rükündür. Hayatımızın düzenini, nizamını oluştururken bu hayatı nasıl yaşamamızı Rabbimiz istiyor ki
Onun için buradayız. Ona kulluk için yaratıldık. Birinci ana kaynağımız nedir? Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimize indirildi. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan kim olabilir? Kim? Peygamber-i Zişan Efendimiz. Çünkü onu terbiye eden de Allah'tır Celle Celaluhu. Onu peygamber diye hazırlayan da Allah'tır Celle Celaluhu. Kendi ifadesiyle Eddebeni Rabbi, Rabbim beni terbiye etti. Fe ahsene te'dibi, Rab birisini terbiye eder de onda eksiklik bırakır mı? O en büyük emanetini taşıyacak olana, olanda bir eksiklik bırakır mı? Bırakmaz. Fe ahsene te'dibi, terbiyemi de ne güzel yaptı. Öyleyse o bir beşerdir, beşer olmasına. Ama sıradan bir beşer mi? Hayır, asla. Kul innema ene beşerun mitlukum. Evet, insan olması hasebiyle, bir anadan dünyaya gelmesi hasebiyle. Nedir? Bir beşerdir. Rabbimiz de ona kul innema ene beşerun mitlukum. Bunu söyle, bunu ilan et, talimatını verdi. Ama sıradan bir beşer mi? Hayır. Yuhâ ileyh. Vahye muhatap olan bir beşer. Bana vahyedildi. Ben kendisine vahyedilen bir beşerim. O vahyin de ilk, birinci ana mesajı nedir? اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Sizin ilahınız tek olan bir ilahtır. Peki o kimdir? Ayet-el Kürsi biliriz ve okuruz değil mi? Nasıl başlıyor? Allahu la ilahe illa hu. Allah kendisinden başka ilah bulunmayan yegane tek hak ilah olandır Allah-u Teala. Ondan gelen, vahiy ile gelen Kur'an-ı Kerim'de bizim Allah'a göre onun hatta yeryüzünde halifesi olma şerefine mazhar olmak için yapacağımız bütün vazifeleri birinci kaynak olan Kur'an-ı Kerim'e göre yapmak zorundayız. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlama noktasında iddialı olabilir miyiz? Ben anlıyorum ama peygamber anlamadı diyebilir miyiz? Bazı haddini bilmezler gibi. Peygamber sanki benim sesimi uzağa ulaştıran aygıt nedir? Hoparlör. Peygamber bir hoparlör değildir. Yine vahiy ile memurdur. Din hakkında ne söylüyorsa o da vahyin eseridir. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Buyuran Mevlamız bu ayetleri kimin hakkında kullanmıştır? Ma dalle sahibukum ve ma gava. Sahibukum dediği o peygamberiniz, o sizin içinizde doğup büyüyen ve en yakından tanıdığınız, asla sapmamıştır. Hak'tan asla zerre miktarı sapmamıştır. Ma dalle sahibukum وَمَا غَوَى. Asla haddini de aşmamıştır. Rabbül Alemin ona nasıl bir risalet görevi yüklemişse o görevi tam da yerine getirecek kıvamda
aynı zamanda onu korumuştur. Onun için o ne söylemişse hevasından, nefsinin arzularından söylemez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dinle alakalı ne söyleyecekse ona vahyedilmiştir ve o vahyedileni söylemiştir. Evet, böylece ikinci kaynakta çıktı mı ortaya? Çıktı. Size iki şey bıraktım demişti veda hutbesinde o meşhur 100.000'i aşkın sahabenin kendisini dinlediği, belki hoparlör yoktu bir anda dinleyemedi ama söyledikleri tekrar edile edile dalga dalga o 100.000'i aşan sahabeye ulaşmış ne söylemişse. Ne demişti orada? Teraktu fikum emrayni ev şeyeyni. Size iki şey bıraktım. İn temessektum bihime. Bu iki şeye sarılırsanız sımsıkı, samimi bir şekilde, en ufak bir şüpheye düşmeden, bu haktır, hak oluşu şüphe götürmez. Kesinlikle bir hak. Hak'tan gelen bir hak. Hak kimin ismi? Allahu Zülcelal'in ismi, değil mi? Peki Kur'an'ı nasıl indirdiğini söylerken ne buyurdu? Ve bil hakki enzelnâ ve bil hakki nezel. O da neyi temsil ediyor? Hakkın ta kendisi. Onun getirdiği bütün bilgiler, ihtiva ettiği bütün hükümler, içindeki bütün emirler ya da yasaklar, hepsi yerli yerince ve hak olandır. Üzerinde kimse bu çağa uymadı, değiştirelim diyemez. Çünkü o bütün çağlar üstü hakikatleri ihtiva ediyor. Ama şimdi sapık cereyanlar, zehirli, zehirlenmiş havayı düşünün. Bu zehirlenmiş hava bir yere şöyle sevk edilse ne yapar? Gittiği yerdekileri de zehirler. Doğru mu? Doğru. Zehirli gazdan öldü. Hani haberlerini duyarız ya zaman zaman. Hatta evinde sobasını yaktı, gece yattı, onun çıkardığı zehirler o havayı zehirledi ve öldü. Duyarız değil mi? Bu maddi ve dünyevi bir ölümdür. Bu ölüm sebebiyle insan müminse cehenneme gitmez. Ama asıl zehirleyen, havayı zehirleyen mikrop nedir? Korona değildir. Küfür mikrobu. Küfür, imana şüphe tohumları serpmek suretiyle iman ehlini zehirlemek ister. İşte bu nasıl gelir? Bazı görüntüleri olmasa da emareleri olur. Peygamberi aradan çıkaran bir Kur'an anlayışı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığınız zaman emirle ilgili ayetlerde aminu billahi ve rasulih buyurur Mevlamız. Allah'a iman edin, gitmedi. Resul'e de iman edin. Kendisine itaat etmekle mükellef olduğumuz Rabbimiz bununla ilgili emrini verirken atiullah deyip orada durmuyor. Atiullah ve atiur rasul. Emir tekrarı böyle geliyor. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ayrım yok. İttiba etmek, uymak,
bir şeye sarılmak değil mi? Tabi olmak, hayatının rehberi halinde önüne koyup ona yapışmak, sahip çıkmak. اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene tabi olun. Bora, Allah'ı biz de seviyoruz iddiasında bulunanlara ne diyor? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Habibim öylelerine söyle. Eğer Allah'ı gerçekten seviyorsanız fettebi'uni Allah'ın içinizde seçtiği ve elçi olarak gönderdiği iradesini insanlığa duyuracak elçisi benim. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın size ulaştırmamı istediği talimat budur. Fettebi'uni Bana tabi olun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin. Ve yaghfir lekum zunubekum ve işlediğiniz günahlarınızı bağışlasın. Değerli kardeşlerim, ezana kaç dakika var? Hemen bir takip edelim. 5 mi? Mukaddimenin yarısına geldik. O zaman ayete geçelim. Hemen geçelim. Ezan okunmasından da istifade edelim. Aslında dinlemek de vazifedir ama dini bir meseleyi, bir hükmü konuşmada bir cevaz veriliyor. Ne dedik ilk okuduğum ayet? Daha doğrusu ikinci ayet. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurdu. اُدْعُونِي Benden talepte bulunur. Nasıl talepte bulunulur? Dua. Değil mi? Biz namazları kılarız, arkasından dualarımızı yaparız. Niye yaparız? Aslında namaz da bir dua. Namazın içinde de dualar var. Ama Rabbim, yapmaya çalıştık ama eksiklerimiz mutlaka vardır. Ne olursun? Lütuf ve keremle bu yaptığımız ibadeti kabul eyle. Değil mi? Kabe'nin temellerini yükseltirken koyduğu her bir taş ile birlikte Rabbena tekabbel minna demişti İbrahim Aleyhisselam. Rabbim bizden kabul eyle. Bütün yaptığımız işler için bu dilekçe ile Allah'a müracaat etmemiz yakışan şey budur, istenen şey budur. Ama sadece bundan ibaret mi? Hayatımızda en çok kendisine muhtaç olduğumuz varlık kimdir? Kimdir? Allah'tır. Hayatımızı bir defa kime borçluyuz? Ona borçluyuz. Bu hayat nimetiyle bizim için takdir ettiği ömrü bize kim ikram etti? O ikram etti. Ve bu takdir ettiği ömrün bitiminde bunun hesabını bize soracak mı? Soracak mı? Soracak. Sorduğu zaman alnımızı ak edecek cevapları vermeyi hepimiz arzu eder miyiz? Ederiz. Orada mahcup olmamak değil mi? Hepimizin ana hedefi değil mi? Ana hedefi. Öyleyse onun istediği gibi kulluk yapabilmemiz için yine onun yardımına muhtacız. Dualarda bakınız. Allahümme e'inni Allah'ım bana yardım eyle. Ne hususta? Ala zikrike senin layık olduğun şekilde zikredebilmek için bana yardım eyle de seni gerçek Rabbim olarak gereği gibi zikredeyim. Çünkü her nereye baksam dönsem her şey senin eserin. Nereye elimi uzatsam ihtiyacımı gidermek için uzattığım her şey senin eserin. Elimi uzatırken derken bu el kimi? Bu eli bana veren kim? Sensin Rabbim. Rızık peşindeyiz. Hayat bunu gerektiriyor. Bu rızıklarımızın çoğalmasını,
İstemiyor muyuz? İstemez miyiz? İstemeyen var mı? Var mı? Bir hoca efendiye gitmişler, dua istemişler. Gençler, iş erbabı. Hocam duanızı almaya geldik demişler. Allah razı olsun demiş. Bekledikleri olmamış. Üzgün dönmüşler. O hoca efendiden bizzat dinledim. Rahmetullahi aleyh. Belki de ona gelmişlerdi de o böyle demedi. Bir hoca efendi dedi. Tevazuundan. Çünkü öyle bir hoca efendiydi. Rahmetullahi aleyh. Olmadı demişler, bir daha gideceğiz. Bir daha gitmişler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Nasılsınız? Hocam duanızı almaya geldik demişler. Ya zahmet buyurdunuz. Allah sizden razı olsun demiş. İkinci olarak. Ama üçüncü ilave bir cümle yok. Ya gene beklediğimiz olmadı demişler. Karar vermişler. Bir daha gideceğiz ama söyleyeceğiz artık. Gene gitmişler. Selamun aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz hocam, hoş. Yalnız duanızı almaya geldik demiş. Öyle mi? Gene zahmet buyurdunuz. Allah sizden razı olsun. Aşkla. Allah sizden razı olsun. Hala anlamamışlar. Demişler hocam üçüncüdür geliyoruz. Allah razı olsun deyip bizi savuyorsunuz. Ya öyle mi demiş. Ben Allah'ın rızasından daha üstün, daha kıymetli bir şey bilmiyorum. Yoksa benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bir şey mi var? O zaman hani dersiniz ya bazen jeton düştü. Eyvah biz galiba yanlış yaptık. Gerçekten Allah'ın rızasından daha üstün bir şey var mı? Bu dünyada bizim ana hedefimiz de bu değil mi? O zaman onun rızasına erdirici kullukta kimin yardımı bizi kurtarıcı olur? Onun yardımı. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike. Bir de şükür görevimiz var değil mi? Nimetlerin içinde adeta bizi kuşatmış nimetlerin içinde yaşıyoruz. Sayılara dökseniz rakamlar yetmez diyor. Matematik çatlar diyor. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Saymaya kalkışacak olsanız sayamazsınız. Öyle milyonlar, milyarlar, katrilyonlar, trilyonlar, benim hepsini bilmediğim. O zaman nedir? Bu kadar nimetin karşılığı şükredici olmaktır. Şükredici olabiliyor muyuz? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Şükralık kullarından şükrediciler ne kadar da azdır buyuruyor. Öyleyse onun yardımına muhtaç değil miyiz? Verdiği bütün nimetlerin sahibi olarak evvela onu tanıyalım. Sonra verdiği nimetleri o nasıl kullanmamızı istiyorsa öyle kullanalım. Bu dil bir nimet mi? Şükrü nasıl yerine gelir? Nasıl? Allah'ı zikirle dillerimizi ıslatarak. İşte Kur'an bir zikir. Biraz sonra kılacağımız namaz bir zikir. Akıbis salate li zikri. Beni zikretmeniz için namaz kılın. Ama bu namazın namaz olmasını sağlayacak kimin yardımına gene muhtacız? Onun yardımına muhtacız. O zaman duamız. Bak namazı kılıyoruz. Namaz bir dua ama hemen arkasından bir dua daha. Rabbena tekabbel minna. Değil mi? Her iş böyle. Dünyevi bütün işlerimizde de dua ile Allah'a sığınma ihtiyacı içinde değil miyiz? Bütün peygamberlerin duada her zaman en önde olduğunun haberlerini Kur'an bize vermiyor mu? Burada da diyor ki Rabbimiz ud'uni estecib lekum. Benden dua ile, bunun bir manası da ibadettir. Zaten duada da biz iman ettiğimiz Allah'tan talep ediyoruz. Değil mi? Bu da bir ibadet aslında. Ud'uni estecib lekum. Dua ile benden talepte bulunun, karşılık vereyim. Karşılık vereceğini bize müjdeliyor böylece. Başka bir ayet Bakara suresinde وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اَيْنِّي قَرِيمٌ.
اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ. Dua eden kimse dua ettiğinde ben onun duasına karşılık veririm, buyuruyor Mevlamız. Bundan müstahni olan herhangi bir varlık var mı? Çok zengindir, duaya ihtiyacı yok diyebileceğimiz böyle bir zengin tasavvuru var mı? Biraz ona soyunduk, Karun'u ne hale getirdi? Servetiyle birlikte yerin dibine batırmadı mı Allah? Firavun, benim ülkemde benden başka ilah yoktur, bu iddiayı sürdürürsen ey Musa seni zindanlarda çürütürüm dememiş miydi? Kraldır, hükümdardır, onun duaya ihtiyacı yok, öyle mi? Onun sonunu nasıl getirdiğini Kur'an bize haber vermiyor mu? Nasıl suda boğduğunu ama yok etmediğini, o ilahlık iddiasının o kötü akıbetini insanlığa ibret olsun diye onu koruyacağını bildirmedi mi? İngiltere'nin bilmem hangi müzesinde bir görsün insanlar, ibret alsın diye. Öyleyse iktidar sahibiyim ben, benim duaya ihtiyacım yok diyecek bir varlık düşünebilir mi? Ama hayata böyle bakanlar da var mı yok mu? Var mı yok mu? Var. Diyanet İşleri Başkanımız geçenlerde bir kuruluşun binasının açılışında, adli yıl münasebetiyle galiba, dua etti, kıyamet koptu. Allah Allah, orada nasıl dua yapılır? Allah'a ait olan yerlerin dışında bir yer mi orası? Orada görev yapan insanlar Allah'ın kulları değil mi? Allah'ın yarattıkları değil mi? Allah'a muhtaç değiller mi onlar? Onlara da hakaret yani. Herkes iman etmiş, herkes ona muhtaç. O hiçbir varlığa muhtaç değil. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Samediyet nedir? Allah hiçbir varlığa muhtaç değil. Ama onun dışında bütün varlıklar kime muhtaç? Ona muhtaç. O zaman ne yapacaklar? İhtiyaçlarını gidermek için ona müracaat edecekler. İbadetleriyle, dualarıyla onun yardımını isteyecekler. Tohumu toprağa attıncaya kadar çalışmak sana düşer. Toprağa attıktan sonra onun mahsul haline gelmesini kimden bekleyeceksin? Ondan bekleyeceksin. O tohumu çürütmeyi mürad etmesin. Ederse mani olabilir misin? O zaman ona müracaat etmeden geçirilecek bir hayat evvela Müslümanın hayatı. Ezan okundu. Peki, ezan okundu. Bu da bir davetti. Kime davet? Mümine davet. Kim adına? Allah adına. Neye davet? Namaza davet. Diğer ismiyle duaya davet. Değil mi? Rabbim, sana iman etme nimetini verdiğin için nihayetsiz hamdü senalar olsun. Sana kulluğu şeref bilerek bu ezan davetine icabet için bir araya gelme nimetini bahşettiğin için nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bize sana kullukla geçecek bir ömrü yaşat ya Rabbi. Bizi sana kulluktan uzaklaştıracak her türlü şeytani tuzağa kanmaktan, alet olmaktan, etkisine girmekten de bizi muhafaza eyle. Şeytanın görevini üstlenip de bizi senin yolundan çevirmek isteyen gafillerin gafletlerini gider. Onlara da hidayet yolu nasip eyle. Bu yolda bize de, bize verdiğin emanetlerimize de, yani soyumuzdan gelecek nesillerimize,